Ulusal Kanal'ın kıymetli izleyenleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayatın içinde olağanüstü zamanlar da vardır bilirsiniz. İşte kaza, doğum, ölüm, seçim, işe girme, evlenme gibi olaylar olağanüstü ve unutulmayan olaylardır. Unutulmayan günlerdir ya da. Olağanüstü hallerin içinde gelinebilecek en son nokta savaştır. Savaşın tanımlarını görüyorsunuz. İşte gerçeküstü hal diyoruz. Devletlerin ekonomik ve politik isteklerine ulaşmak için girişmiş olduğu silahlı hareket diyoruz ve bir üçüncü anlamı da karşı taraflar arasındaki çatışmacı ilişki. Savaş efendim barutlu, kanlı, acılı, elemli, ölümlü bir mücadeledir. Savaş sürerken toplum içinde de çeşitli psikolojik e, taktiklere başvurulur. Savaşta yaşanan hezimetlerin kamuoyundan gizlenmesi de psikolojik taktiklerden biridir. Bu taktiklerin binlerce yıl önce Firavunlar döneminde başladığını bilmek insanı gerçekten hayrete düşürüyor. Firavun eski Mısır'da hem kraldır hem de Tanrı'nın oğludur. Yeryüzündeki Tanrı'dır. Mısır'daki her şeyin de sahibidir. Mısır kelimesi ise Sami dilinde ülke anlamına gelen Mişri'den türeme bir söz. Mısır'ın en eski halkı ülkelerine Ecipt diyen bugün de var Kıptilerdir. İkinci Ramses 90 yıllık ömrünün 34 yılını firavunlukla geçirdikten sonra M.Ö. 1213'te ölmüş. İki güçlü devlet Hititlerle Mısır arasındaki dünyanın ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı mühürlemiş. Kadeş bugün Suriye'nin batısında bulunan bir şehir. Burada Mısır Firavunu 2. Ramses de Hitit kralı 2. Muwattali'nin orduları çarpışmış. Hitit devleti biliyorsunuz Çorum yakınlarında Hattuşa'da milattan önce 1800'lerde kurulmuş bir devlet. Hattilerle kaynaşan ve onların kullandığı isimleri koruyan Hititler yaşadıkları topraklara Hatti ülkesi derlerdi. Daha sonra Anadolu'nun büyük bir bölümünü ele geçirdiler. Tarihte Mısırla Hitit devletini bir araya getiren bir olay var. Kadeş Savaşı. Gazeteci Atilla Girgin, habercilik etiği ile ilgili yazdığı kitabında Mısır firavunu II. Ramses'in Kadeş Savaşı'nı örnek olarak gösteriyor. Tarihte en fazla atlı savaş arabasının Kadeş Savaşı'nda kullanıldığı yazılmaktadır. 2000 atlı araba ve bin asker getirmiştir Ramses. Hititler de geri durmamış tabii ki. Ne var ki Hitit ordusu toplama askerlerden oluştuğundan disiplinli bir ordu değilmiş. Atilla Girgin Tapınak ve kamu binalarının uzun ve pürüzsüz duvarlarını ülke tarihine ilişkin öykülerin nakşedildiği bir tür gazete olarak kullanılan, kullanan Mısırlı taş ustaları günümüzden yaklaşık 3300 yıl önce Karnak denilen köyde medya tarihinin bilinen ilk yalan haberine imza atmışlardır diyor. Başta Karnak Tapınağı olmak üzere bir dizi önemli dinsel yapının 20 metre yüksekliğindeki duvarlarına Kadeş Savaşı'nı aşama aşama anlatan hiyeroglifler nakşettirilir. Karnak biraz önce söylediğim gibi aslında bir köy ama bu köy bir tapınağın içinde bulunuyor. Tapınak o kadar büyük. Ve yapımı 2000 yıl sürmüş bu tapınağın ama bitmemiş. 200 tane futbol sahası büyüklüğünde dünyanın en büyük tapınağı olan Karnak'ta muhteşem sütun ve duvarlar var. İkinci Ramses, ülkenin en iyi yazarlarına Hititler karşısında gösterdikleri büyük zaferi anlatan epik şiir ve düz yazılar hazırlatmış. Hieroglifler, Haşmet Mahapları ikinci Ramses, yaya askerlerini ve atlı savaş arabalarını hazırladı ve savaş emrini verdi diye başlar. Yani duvarlar bir nevi gazete sayfasına döndürülerek savaşı anlatan metinler yazılmıştır. Metinlerde İkinci Ramses'in başlangıçta yenilir gibi bir konuma düşmesine karşın sonradan toparlanarak Hititleri darmadağın ettiği ve Muvattalis'in barış yapmak için yalvar yakar olduğu anlatılıyor. Ama gerçekte iki tarafında kesin bir üstünlük sağlayamadığı ve Hititlerin istediğini elde ettiği savaşla ilgili olarak 3300 yıl önce medya tarihinin ilk yalan haberi duvarlara resmedildi. Dünyanın en dayanıklı baskı sistemi olan bu kayıtlar yalnız Ramses'in sağlığında değil ondan yüzlerce yüzlerce yıl sonra dahi bu duvar gazetesini okuyanlara Kadeş destanını 180 derece tersinden aktarmaya devam etti ve ediyor aslında. Ta ki aslında 19. yüzyıla gelinip de Anadolu'da Boğazköy ya da Hatuşaş kazıları başlayana kadar. Biz bu konuya yarın devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.